avantajını göreceğiz. Evden çıkacağız ve 2 dakika sonra enduro yapabileceğiniz bir yola çıkmış olacağız. Şimdi hazırlıklarımı yapıyorum. 2 dakikaya çıkacağız. Zaten 15 dakikalık bir tur olacak. Genelde ben Osmaniye çevresinde yaşıyorum. Adana'nın doğusunda kalıyor. Biz buradan çıkınca genelde Adana'nın kuzeyi, Aladağlar, Kahramanmaraş bölgesini gezmeyi seviyoruz. Hem terör bölgesinden uzak, hem yolları güzel. Yani güzel derken asfalt ve virajlı. Keyifli oluyor ama her zaman tabii oraya gitmek mümkün olmuyor. Gittiğiniz zaman 200 kilometreyi geçmeniz gerekiyor. Yani hemen hemen yarım gününüzü alır bu böyle bir tura çıkmak. Şimdi bugün müsaitliğim var. Bir yarım saat motora binip keyfini sürüp dönüp geleceğim. Bugün de şansımız Osmaniye, normalde 30 derecenin altına inmez. Bayağı rüzgarlı ve serin bir hava var. Yağmur da bekleniyor. İnşallah yağmura takılmadan gezer geliriz. Muhtemelen yolda biraz çamur olacak. Artık göreceğiz biraz. Motor zaten leş gibi şu anda. Kirlenmeden önce biraz daha kirlensin diyoruz. Bu da benim scooter koruma kılıfı diye geçiyor. Sele koruma kılıfı diye geçiyor ama Afrika'ya da oluyor biraz geniş gelmesine rağmen. Kedilerden koruyor. Kediler nedense çok seviyor seleleri. Daha tırnaklama olayı yaşamadık ama her gün bir pati iziyle karşılaşmaktan sıkıldığım için ve hayvanlara da saygımızdan dolayı araya bir koruma bandı örttük. İşe de yarıyor. Kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Motorun son geziden sonraki hali bu. Bugün inşallah yıkanacağız. Temizleneceğiz, aklanıp baklanacağız. Şunu belirtmek istiyorum. Ben petrolde basınçlı suyla yıkadığımda şuradaki sticker'ı patlattı. Ya çok uzak, yakınlaşmadan yapmakta fayda var. Ya da elinizle yıkamanızda fayda var ama hızlı bir yıkama yöntemi insanın kolayına geliyor ama böyle sıkıntılar olabiliyor. Sticker'lara dikkat etmenizi öneririm. Gördüğünüz gibi gayet kirli bir motor. Tam 4 bike oldu. Arka lastiği nasıl temizleyeceğim? Orası Allah kerim zaten. Bakalım yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biraz ısıtalım motoru. Çalıştı Dana. Çıkacağız. Anında toprağa gireceğiz. Biraz topraklama iyi oluyor. Fazla stres alıyor. Tavsiye ederim. Lastiklerim çok uygun değil. Ama yolda çok ağır bir yoldayız. Zaten inşallah çok çamura girmeyiz. Navigasyonu açtım. Şimdi o yolların hepsi birbirine benziyor. Çevrede pek de yapı yok. O sebeple garanti olsun. Yanlış yolun dışarılara gitmeyelim. Şuradan güvenlik abiye de selam verelim. Burası Osmaniye'nin batısı. Yerleşim buraya geliyor ama bozulana kadar toprakların keyfini çıkartmayı planlıyorum. Keyifli, şu traction'ı kapatalım. Hatta ABS'yi de kapatsak iyi olur. Şöyle bir durmam gerekiyor. ABS fazla devreye girmedi aslında buradaki gezimde ama yine de biraz kaydırma lüksümüz olsun. Şuradan kapatıp gidersek başladık. Şöyle bir 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Evin yakınında. Keyifli de bir parkur. Arada araba geçiyor ama gayet boş. Bazen traktör oluyor. Onlar da olsun yani. Toprağın keyfi başka, asfaltın keyfi başka.
Asfaltta virajı da keyifli, toprakta da gidiyor. Bu açıdan bu motoru çok seviyorum. Ağırlık olarak biraz ağır olabilir ama dengeli, çok hissettirmiyor. Yani benim bir enduro tecrübem yok. Bunu söyleme eğitim de almadım. Asfalt eğitimlerim var ama enduro'da bir şeyim yok. Sadece oradaki kontrol eğitimlerinden geçtim. Kontrol eğitiminin şöyle bir avantajı oldu. Motorla daha iyi bütünleştim. Daha tahmin edilebilir bir hale geldi motor benim için. Çünkü kendi motorunuzla katılıyorsunuz. Tavsiye ederim, düşünen olursa. Ben OMM'ye gittim ama ha nereden aldınız önemli değil. Zaten 3 aşağı 5 yukarı mavi kitabı anlatıyorsa yeterlidir. Mavi kitabı kesinlikle okuyun zaten, o tartışmasız. Dönüşlerin orada biraz yavaşlamak istiyorum çünkü arkadan bir anda traktör fırlayabilir. O da burada bir motor beklemiyordur eminim. Afrika ile benim şu anda kaçıncı ayım? Temmuz'da aldım. Mayıs'tayız, 2 ay düş. 10 ay oldu, 11 bin kilometre yaptık kendisiyle. Gayet eğleniyoruz. Daha önce ben Harley'de tecrübem olmuştu yaklaşık 1,5 yıl. Ama ikisi arasında ciddi anlamda fark var yani. Bu kadar keyif alacağımı düşünmezdim. Yani her yola giriyorsun, her şeye gidiyorsun. Yormuyor, etmiyor seni. Yakıt olarak biraz fazla yakıyor, yalan değil. Şöyle şuradan yandan biraz çamuru yedik. Geçen gün arkadaşla Osmaniye'den çıktık. Ulukışlı üzerinden Karaman'a gittik. Oradan Mersin'e indik. Akşamda döndük. 800 kilometre yaptık. Biraz sırt ağrımız oldu. Ama İnanılmaz keyifliydi sınırlarımızı görme açısından. Lastiklerle ilgili değinirsek, üstünde gelen lastikler dandik. Onu söyleyeyim. Hiç beklentiye girmeyin. Benimki artık bir sene olmadan kabak tadı vermeye başladı derler ya, o hesap olmaya başladı. Görüntüsü falan biraz bozuldu. Bakalım, şu anda kafam biraz karışık, bu lastik mevzusu biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Biraz hayvanı salalım şöyle rahatlasın. Gördüğünüz gibi o kadar kaymaya rağmen devirmiyor. Ben Harley'de olsaydım şu anda yeri öpmüştüm. ABS açık olsaydı buna izin vermezdi ama düz gitmek isterdi. ABS'yi yazla arazide kapatmanın öyle bir esprisi var. Biraz göt atmayı seviyor. Geçen gün konudan konuya atlıyorum da KTM'nin 1190 sürüşüne gittik. Yani böyle bir azgın boğa yok ya. Yani 160 beygir motor var altında. Resmen motorla boğuşuyorsun yani. Özellikle race mi pro mod var bir tane. Adını unuttum şimdi. Onu açtığın an bildiğin güreş başlıyor yani. Devamlı bir arkada bir salınmalar falan. Ciddi anlamda o motoru aldığında dikkat etmek lazım çünkü
Yani kaçıp gidebilir. Kontrolsüz bir güce dönüşüyor bir anda. Tabi enduro mod, rain mod falan var. Yağmur modu. Onlar da şey oluyordur. Daha uysallaşıyordur illaki ama gene de çok büyük güç ya. İşte böyle kısa bir tur attıktan sonra şimdi dönelim. Biraz da fotoğraf çekeriz. Burası Osmaniye'nin batı kısımları. Ve müstakil evler falan var. İşte kamu görevlisi olmanın avantajı buralarda iş bulabiliyorsun. Özel sektör olsan ne yapacaksın burada yani? Şunu kapatalım. Böyle bir 15-20 dakika gaz alma şeklinde. Ups. Asfalta gidiyoruz. Gaz alma şeklinde geziyoruz işte buralarda. Buralarla ilgili yorum isteyen olursa ya da fikir almak isteyen olursa, gezmeyi düşünen varsa yardımcı olurum. Her türlü bilgiyi verebilirim. Ben yaklaşık bir senedir buralarda geziyorum. Gayet keyifli. Belli bölgeleri var sıkıntılı, terör bölgesi. Genelde jandarma uyarıyor ama bazen kontrol olmuyor. Hani öyle kel aynak gibi girip kaportayı deldirmemek lazım. Geçen bizim burada Amanoslar'da başımıza geldi. Gidiyorduk, köylüler uyardı, abi ileride operasyon var diye. Biz jandarmayı geçmişiz ya da jandarmanın olmadığı bir noktadan geçmişiz herhalde. Bilmiyorum nasıl oldu. O bölgelerden uzak durmakta fayda var. Buradan da Yücel abiye selam olsun. O iyi gezer buraları. İskenderunlu. Dikkat edersiniz, o da zaten Instagram paylaşımlarına konum atmıyor ki insanlar özenip gitmesin diye. Geçen gün konuşmamız oldu kendisiyle. Dedim abi niye paylaşmıyorsun diye. Millet nereden gidiyorduk? İleriden herhalde. Yes. Millet özenip gidiyor, ondan sonra başını belaya sokacak, bunun yükümlülüğüne giremem dedi. Ha, kendince de haklı bence. Ağır motor olunca öyle ayak koyup dönmek biraz yiyemiyor. Kaldıracağına emin değilim. Dediğim gibi eğitim olsa alırım da buralarda da nedense hep asfalt eğitimi var. Aslında çok güzel offroad yerleri de var ama. İşte böyle, biraz da çekim yapalım dışarıdan. Onları da görün. Yeah.
yüzümüzü de yıkadık. Sağ yağmur suyuyla kaskı açık bırakmamak lazım ama açık olmayınca da nefes alamıyorsun yavaş giderken. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Değişik videolar paylaşmak istiyorum. Bu bölgeyi tanıtmak istiyorum. Takip ederseniz sevinirim. Hepinize iyi günler.